Yine toplantısı sonrası alınan kararları nasıl buldunuz? Alınan kararlar eğer ki bu ülkenin faydasına ise başım gözüm üstüne. Ne yazık ki ülke, bu kararlar ülke hakkında alınmıyor. Başımızda duran bir şahsiyet tek başına 84 milyon kişinin hakkında karar veriyor. Sabahleyin Kayseri Valiliği işte lokantaları, şuraları, buraları yani isim vermeyeceğim hepsini kapattı. Ya bugün benim sicilim bozulmuş, ben kredi çekemiyorum. Kredi çekmek de istemiyorum. Faiz alan da veren de Allah ve Resulüne savaş açmaktır diyor ya Peygamberimiz ya. Ya biz Allah'a savaş açmışsık, biz Peygamber Efendimiz'e savaş açmışsık ya. Han savaşı niye açtık biliyor musunuz? Sadece geçinmek için ya. Bu dünyada ayakta durabilmek için. Biz bankalara koşuyorsak 59 milyon kişi bu bankalara borçlu ya. Türkiye'nin nüfusu 84 milyon ya. Nasıl 59 bin kişi, milyon kişi borçlu olabiliyor? Şaşırıyorum ya. Benim iş yerimi şimdi 32 günlüğüne kapattın. Benim cebimde vallahi sigara param yok ya. Ben 32 gün kimin kapısına varayım ya? Kimse kimseye yardım etmiyor. Kimse kimseye acımıyor. Artık var ya adam diyor ki ben yaşayayım da öbürü yansın bitsin diyor. Hani yerine göre 5-15 kişi toplanıyor diyor ya. Vatan ne vatanı ya siz hangi vatandan bahsediyorsunuz? İnsanlar. Vatanı savunan adam birbirine yardım eder. Vatanı savunan adam birbirini ne bileyim ya. Ya her türlü ihtiyacını giderir ya. Biz vatanımızı satmışsak gitmişsek ya. Bu virüs çıktığından beri 8 ay iş yerim kapalıdır ya. Ya borç aldığım insanlara borcunu ödeyemiyorum ya. Ya yüzlerine bakamıyorum. Avradımın kızımın yüzlerine bakamıyorum. Benim kızımla oğlum sağlıkçı iş bulamıyor ya. İş bulamıyor. Şu sağlık sisteminde ihtiyaçları olan en önemli şey sağlık. Benim vallahi billahi iki çocuğum sağlıkta iş bulamıyor ya. Yemin ediyorum ya. Ben şu an 32 günün hesabını yapıyorum. Cebimde vallahi 3 TL var ya. 3 TL ya. Ya bunları da kuşlara yem alsınlar bu insanlara veriyorum anlıyor musun? Ya ben üzülüyorum ya. Ya acaba bunlara üzülmeyen o zenginlere yazıklar olsun. Cenab-ı Allah diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar altınları ve gümüşleri olup da Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir cehennem azabıyla müjdeleyiniz diyor. Ya ey zenginler size sesleniyorum ya. Bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum ya. Siz bu dünyada biriktirip de ahirete niye cehenneme gidiyorsunuz ya? Yazık değil misiniz? Fakire fukaraya yardım ederken siz bilin ki kuş gibi olursunuz. Bir ferahlık hissedersiniz. Zenginlerimiz diyor ki bu derneklere, yardım derneklerine al şu çeki fakir fukaraya dağıt diyor. Ya be zengin adam sen o parayı fakire fukaraya dağıtırken bunun zevkini hiç tattın mı? Hiç bilirken ya ne kadar güzelmiş insanları sevindirmek, duasını almak. Bu ne kadar güzel bir şey. Ben bunları yıllarca yaşadım ablacığım. Tutmuşsuk 4 tane partinin kıçını. Biri sağım, biri solum, biri Türk'üm, biri Kürt'üm diyor ya. Ya bu ne kadar terbiyesizce şeyler. Avrupa bunu aşmış. Adam ülkesine faydalı, verimli ise o adamı affedersin ilgileniyor, ülkesine kazandırıyor. E biz ne yapıyor? Akıl yeni gelen nesilleri hepsini şutluyor, perişan ediyor. Adamlar Avrupa ülkelerine kaçıyor ya. Ya bizim bu ülkede yani kalacak bir şeyimiz kalmadı ya. Ya vallahi ülke bitti. Bitti kardeşim. 4 tane zenginin bitmediğine bakmayın ya. Medya hepsi başımızdakileri savunuyor. Onları koruyor ya. Gerçekleri sergilemiyorlar ya. Bu insanlara yazık değil mi? Bir sorun bakayım ya ciplerinde ne var ya? Ya bizim kafirinin parası ne geziyor benim ülkemde ya? Ne geziyor ne? Hı? Cahil davula benzer sesi çok çıkar ama içi boştur. İyi mi? Milleti davul haline getirdiler. Şimdi 15 milyonluk telefon, milyarlık telefon kullanıyor diyorlar ya. Benim başımdaki o 15 milyarlık telefonu bu ülkeye sokmayacak. Geçen Zorlu grubu bir telefon şişmiş. Üretmiş. Sordum 2 milyon TL. Yani 2000 TL. Ya ben kendi ülkemin üretilen
telefonunu alırım. Ben yabancı taraftan niye getireyim? Niye 2000 dolar ülkemi zarara sokayım kişi başı? Biz bunların hesabını yapmasak nasıl bu ülkeyi geliştirecek? İyi. Hep ithal. Bu milleti tembelliğe, bu milleti rezilliğe, bu milleti dilenmeye alıştırdılar. Dilenmek. Ceplerimizde kredi kartları gidiyor faizle, şundan bundan. Ya faiz ne demek ya? Ya biz kimik ki biz Allah'a savaş açıyoruz ya? Biz kimik? Hocalarımız bile kredi kartlarıyla maaşlarını alıyor ya. O faizin içine içki parası, kumar parası, zina parası, yalan ve heram paralar hep onun içine giriyor. Hoca da onu çektiğinde bize yap, Allah'a elini açtığında onun duası kabul olmaz. Ne demek particilik ya? Bu ülkeye faydalı adam kimse ona el atın kardeşim. Şu yaramaz, bu yaramaz. Sen yarar mısın acaba? Biz herkesi yargılıyoruz. Acaba bir gün kendimizi yargıladık mı? Yargıladık mı? Çoluğumuza, çocuğumuza ahlak verdik mi? Terbiye verdik mi? Eline telefonu verdik, kenara attık gittik. O çocuk da gece gündüz o telefonlara bakarak ülkeden haberi yok ki. Yok. Ben sizden özellikle şunu rica ediyorum. Bunu yayınlayın İyim Abba. Yayınlayın ki insanlar az da olsa birbirini anlasın. Yemin ederim, yemin ederim ben namaz kıldığımda Allah'la aramda perde olduğunu hissediyordum. Yemin ederim, yemin ederim bunlar geldiğinden belli ben camiye gitmiyorum ya. Ne demek gitmemek ya? Allah'ın huzuruna geçip de yani ya Rabbi beni affet, ben senin kulunum demek istemez miyim ya? Ya beni dilimden ittiler bu dünyada ya. Geçim yüzünden ya. Ne kadar acıklı bir dünya biliyor musunuz abla? Hı? Yarın beni ahirette Cenab-ı Allah'a ne hesap vereceğim? Allah'ım dünya geçimi için seni unuttum mu diyeyim. Avrupa'da hiç savaş var mı? Bir rahatsızlık var mı? Vatandaşı boş geziyor diyor, tutuyor, maaş veriyor. Ülkene zarar verme. Vatandaşa zarar verme. Seni cezaevine atarım diyor. Bunun geçimini sağlıyor. E bu adam bu ülkeye zarar verebilir mi? Biz ne yapıyor? Hırkızlık yaptın gel bakayım hesabını ver. İçeriye atıyor. Bir şey yaptı içeriye atıyor. Ve içeride bu adamı besliyor. Bu ülkeye düşman yetiştiriyor. Dost yetiştireceğimize niye düşman yetiştiriyor? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası acaba bu ülkenin mi yoksa yabancıların mı? Ben şimdi başımdakine soruyorum. Sen benim 32 gün şu an iş yerimi kapattın. Bana acaba diyorsun mu aç mısın tok musun diye benim haddimi hatırımı sordun mu? Hı? Ben şurada çıksam, isyan etsem, bağırsam çağırsam polis gelip beni hapse atacak. Hı? Ya niye yaptın niye diyorsun diye sormazlar. Gel bakayım diyor. Sen başındakine hakaret ettin. Ya be adam ne hakareti ya. Ya biz kimik ya. Bu Büyük Millet Meclisi'nde 600 tane insan var. Ya siz ne iş yapıyorsunuz? Dedikodudan birbirinizi rezil etmekten başka, bu ülkeyi rezil etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Hı? Sizin aldığınız para helal mi haram mı? Ne demek oturup elini kaldırıp 40-50 milyar alıp ihalelerde paraları çalıp çırpıp bu ülkeyi yok etmeye sizin hakkınız var mı? Biz sizi gönderiyoruz, bu ülkeyi savunun, bu ülkeyi soyun diye göndermedik. Hı? Hiçbir mecliste bir fakir insan var mı? Hep zengin. Sizin hepinizi seviyorum. Siz de beni Allah rızası için severseniz sevinirim. Ben hiç dil, din, ırk ayrımı yapmam. Birbirinize yazık ediyorsunuz. Dil, din, ırk ayrımı yapıyorsunuz. Siz bunu yaptığınız sürece kaybedeceksiniz. İyi mi? Birbirinizi Allah için seveceksiniz. Baktığın zaman iki gözü, iki kulağı, iki eli, ayağı var mı? O insandır. Yaradan güzel yaratmıştır. Sevmiş, yaratmıştır. Vay şu şudur, vay bu budur. Bu başımızdakilere uymayın. Yazık ediyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Eğer sizi üzecek bir şey yaptıysam hepinizden özür dilerim. Allah hepimizi affetsin. Kendine kul, Peygamber Efendimiz'e ümmet etsin. İyi mi?